görüşmeyeli Şenol Hocam. İyiyim valla, kadınların saçı erkeklerin sakalı. Yani ikisi de tam olarak ekranda olmalı. Değil mi? Aynen öyle. Bu evet. Sürecin bana en güzel hediyesi sizinle sık sık görüşüyor olmak oldu. Yayınlar vesilesiyle de. Bence seyircilerime de inanılmaz güzel bir katkısı oldu. Ama bu gece en önemli videoyla karşınızda olduğumuzu iddia ediyorum. Şenol Hoca'yla son zamanlarda bir seri yaptık biliyorsunuz. Aşk nerede ikamet eder? Ya bu aşk niye önemli Şenol Hoca? Ya şimdi aşk bir bütünleşme, bir olma arzusuyla ilgili bir şey. Bütün varlıklar kendi bütünlüğünü arıyor ve birliğe doğru koşuyor aslında. Dolayısıyla en büyük, insan için en büyük bütünleşme kadınla erkeğin bir araya gelmesi. Çünkü ikisi de tam insanın iki farklı yarısını temsil ediyorlar aslında. Yani tam insanın erkek bir yarısını temsil ediyor, kadın da diğer yarısını temsil ediyor. Dolayısıyla oraya doğru bir çekim, mesela fiziki olarak bunu cinsellikte hissediyoruz. Ama duygusal olarak ve diğer kavramlar olarak beraberlik, uyum sağlama söz konusu olunca da aşkta hissediyoruz. Zaten aşk şeyle alakalı, sarmaşık kelimesinin kökeniyle aynı. Yani böyle bir olmak, bütünleşmek, nasıl sarmaşık ağacın etrafını böyle sarıyor, sarmalıyor, onda bütün oluyorsa. Ama tabii ki paranın, pulun, nasıl zenginliğin bir adresi varsa, şimdi bu adres lafını da bir şey olarak kullanıyoruz biliyorsun, benzetme olarak kullanıyoruz. Yani koşulları var demek istiyoruz, adresi var derken. Aşkın da bir adres şeyi var, adresi var ve koşulu var yani. Bak kağıt kalemimizi de Şenol Hocam, ver adresi bize. Sevmenin ve sevilmenin koşulları var. Şimdi sevmek, biz herkesle sevgi ilişkisi yaşayabiliriz. Çocuklarımız, doğa, hayvanlar, diğer insanlar. Aşk söz konusu olunca karşı cinsten bahsediyor oluyoruz. Karşı cins, kadınsak erkekle, erkeksek kadınla. Şimdi sadece düz bir mantıkla yola çıksak bile, düz bir mantıkla yola çıksak bile, kadın erkek ilişkisinde ve aşkta önce kadının kadın gibi, yani kadın olmakla olmayı kabul etmesi gerekiyor. Yani kabul etmek çok önemli. Mesela kadın olarak doğabilirsiniz ama kadınlarınızı doğru ve uygun bulmazsanız, onurlandırmazsanız onu, kadınlığı kabul etmezsiniz. Bu bir soruna yol açar. Aynı zamanda da karşı cinsi de onurlandırmanız gerekiyor. Eğer karşı cinsle ilgili çok negatif inanç fikirleriniz varsa, deneyimleriniz varsa, mesela kadınlar için tacize uğramak, küçükken şiddet görmek, küçükken anlayışsızlığa ve kabalığa maruz kalmak gibi. O zaman ne oluyor? Erkekler senin için itici olmaya başlıyor. Ve sen onlara doğru ruhen çekilirken bedenen geri doğru kendini atmaya çalışıyorsun. Yani itiyorsun. Dolayısıyla iki ayrı enerjinin arasında kalıyorsun. Yani bilinçli olarak bütünleşmek istiyorsun ama senin alt beynin oradan uzaklaş, buralardan kaç diyor. Neden? Çünkü bize zarar veriyor bu kişi diyor. Zarar verecek diyor. Bize saygısızlık yapacak diyor. Biz kim Şenol Hocam? Biz derken? Biz derken alt beynin sana söylüyor. Yani bizim bedenimizin zekası biz diye konuşur. Bilinçaltımız biz. Yani bu bize zarar verecek. Sana, bana, benim bedenime. Biz derken bedeni ve bütün kişiliğimizi kastediyor. Kastediyoruz. Yani o onu kastediyor, öyle diyelim. Dolayısıyla bu bir taraftan isteme ama diğer taraftan korkma durumu da şey yapıyor. Aynı parada olduğu gibi oradan uzaklaşmamıza ya da itmemize sebep oluyor. Yani kadın erkeği kendinden uzaklaştırıyor.
erkek de kadını kendinden uzaklaştırıyor. Bilinçaltından bahsediyorum. Nitekim ben pandülle baktığımda erkeği itiyor çıkıyorsa bir kadın için, evli misiniz diye soruyorum, hemen şu cevabı veriyor: boşandım. Çünkü beraber olmak, yakın olmak için evleniyorsun ama bilinçaltın onu itiyor. Bir süre sonra sürekli itilen bir adam, değil mi? Dışarıda bırakıyorsun onu. Ya birisiyle oluyor, başka birisiyle, ya da ayrılıyorsunuz. Yani ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bilinçaltınız onu reddediyor. Demek ki önce kadınsak kadınlığımızı onurlandırmak ve onaylanmak ve karşı cinsi de onurlandırmak ve onaylamak lazım. Bunun böyle olup olmadığı da yaşantımızdan zaten belli olur. Fakat insanlar genellikle ne yapar? Buna bir şey bulur, bir mazeret bulur. Bir mazeret bulur buna. Yani der işte karşıma uygun kişi çıkmadı. Ya da adam işte mı var? Adam mı var? Erkeklerin ya, kadın yok. Ya erkeklerin hepsi aldatır der. Onların hepsi hayvan der. Öküz hepsi öküz der falan. Ya tabii. Yani mesela biz geçen hafta sonunda İstanbul'da bir şey yaptık. Atölye yaptık. Birkaç kişinin bilinçaltında erkeklerin öküz olduğu fikrini bulmuştum. Birkaç kişi de çok iyi yani hocam. Çok yani birkaç kişi diyorum, hani şey olsun diye yumuşatıyorum ama şöyle diyeyim, bir kişi hariç hepsinde. Evet. Çünkü kol testiyle bakıyorum falan. Ama bir tanesi çok manidardı. Sevgilisi ona şöyle temin ediyormuş: beni kendi şeyinde, telefon rehberinde beni öküz diye kaydet diyormuş adam. O da yani, o da öküz olmak istiyor zaman hocam. Tabii ama o öküzleri seçiyor işte. O da öküz. Çünkü kafanda eğer erkekler öküzdür diye bir inanç oluşturmuşsan önce garibim diyor ki evet diyor hocam, bana biraz diyor böyle bir tipler diyor denk düşüyor diyor. O da yumuşatarak söyledi önce. Adam bildiğin kendi kendinin hayvan olduğunu, yani öküz olduğunu bizzat şey yapıyor, deklare ediyormuş yani. Bununla gurur duyuyor. Şimdi bilinçaltında var olan bu şeyler ortaya çıkınca insanlarda büyük şaşkınlık oluyor. Ama karşılıklı ve grup olarak kendisi de şu anda hayatında olan kişinin böyle biri olduğunu, hatta bununla gurur duyduğunu söyleyince, bu ortaya çıkınca bir baktık bir kişi hariç hepsi öyle düşünüyor. Şimdi ne olur o zaman? Yani hayatlarında ya erkek olmaz ya öküzler olur. Ya öküz olur. Bir yandan ondan şikayet eder ama bir yandan da alt beyni der ki sesini çıkarma, bu bizim için uygundur. Yani bizim için derken senin ve benim için demek istiyor. Zaten hepsi öküz, bu senin için uygun öküz. Yani evet, çünkü doğru olan bu yani. Çünkü bunu seçerken kadınlar bazı sebepleri de yok değil. Mesela şöyle, nereden geliyor bu, onu da biraz açıklayalım. Çünkü geçmiş dönemlerde savaşların, işte işgallerin, baskınların olduğu dönemde, vahşi dönemlerde kadın her savaş sırasında kaçırılıp tecavüz edilen, mal gibi alıp satılan bir meta gibi. Bunu yapan kişiler kim? Erkekler. Yani erkekler bu şekilde davranıyor. O zaman iki şey oluyor. Kadın bir öküzden kendini kurtaracak, koruyacak ikinci bir öküze ihtiyaç duyuyor bilinçaltında. Yani çünkü saldırıp bunu yapanlar hayvan gibi tipler. Onlardan kendini koruması için böyle beyefendi, nazik, ondan sonra bir erkek onu bundan koruyamaz. O da ne yapıyor? İşte hayvan arıyor. Yani bu çok geçmişten kalan, bizim genlerimize yerleşmiş kayıtlarla da alakalı bir şey bir yandan. Bir diğeri de kendi
kadınlığını ya da erkekliğini hor görmek, beğenmemek, uygun bulmamak. E şimdi annen baban sana sürekli ya biz seni işte erkek beklemiştik de erkek beklemiştik. E sen kız doğdun işte falan diyorsa, sürekli bunu söylüyorsa, değil mi? Sen ne yaparsın? Kadın olmayı çok değerli bulmazsın. Erkeksi tavırlar geliştirirsin. Böyle kaba saba, hafif dayıvari, sesin kalınlaşır falan. Ben yaparım, ederim. Deme erkekleri cebimden çıkartırım falan diye dolaşmaya başlarsın marifet gibi. O zaman vücut elektriği ne olmaya başlar? Erkek elektriği olmaya başlar. Ama bir yandan kadınsın. Ve bu kadın varlığının enerjisiyle erkek olmaya çalıştığın için o mücadele senin hayatına da yansır. Tabii ki aşk ilişkisinde baltalayan bir şey olmaya başlar. Bir de böyle bir şey var. Ondan sonra şimdi daha da geri gitmemiz gerekiyor aslında. Daha temel şeylere bakmamız gerekiyor. Kadın ve erkek olmadan önce kişinin var olması gerekiyor. Şimdi ben biraz ortadan başlamış oldum ama daha geri giderek daha temel bir şey üzerine konuşmak lazım. O da var olmak. Diyeceksiniz ki Allah Allah, nasıl yani var olmak? E kişilerin çoğu varla yok arasında bir şekilde yaşıyorlar. Kendileri olarak var olmuyorlar. Aileden birisi olarak var olmaya çalışıyor. Sevilmek ve görülmek için. Mesela bir örnek vereyim. Otistik çocukları ben incelediğimde hep şuna rastlıyorum. O çocuklar ya da hiperaktif çocuklar anne babaları tarafından ya da her ikisi ya da birisi tarafından psikolojik olarak görülmüyorlar. Görülmeyince var olamazsın. Çok garip bir şeydir. İnsan gördükçe var olur. Onun için çocuklar sürekli bak anne, bak anne, bana bak baba, bak baba. Özellikle annelerine sürekli. Bak neler yapıyorum, atlıyorum, zıplıyorum. Senin ona böyle bakmanı ister. Görülerek var olur çocuk. Görülerek. Önce görmek için bakmak lazım. Ama sadece eğer onu psikolojik olarak görmüyorsan bakmak bir şey ifade etmez. O zaman çocukta ne oluyor? Bir hiperaktivite oluyor. Bazısında aşırı bir hareketlilik, bazısında da kabuğuna çekilme oluyor. O zaman kadın ya da erkek olmadan önce insan olarak var olmayı şey yapmamız lazım. Var olmaktan korkmamak lazım yani. Dolayısıyla önce var olup sonra kendi cinsiyetini kabul edip onurlandırıp sonra karşı cinsi onurlandırdığında bu üç hareket aşk için sağlam bir zemin oluşturmana sebep oluyor. Çünkü bütünleşmek, bütün varlıkların ihtiyacı olduğu gibi kadın ve erkeğin de ihtiyacı. Aslında biz bir yandan da yaratıcıyla bütünleşmeye çalışıyoruz. Aslında bütün, zaten bütün olduğumuz halde burada da bir aslında şey var, bir karmaşa var. Zaten bütün olduğumuz halde ayrı olduğumuzu zannedip bütün olmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey var. Karmaşa ya da bir sınav var yani. Şimdi bu bütünleşme konusunda dışarıda bir şeyle bütünleşemezsin Tanrı'yla bütünleşmek için. Kendi içinde bütünleştiğin zaman, yani kadınla erkeğin bütünleşmesinde o Tanrı'yla bütünlüğün ne olduğunu anlayabiliyorsun tam olarak. Çünkü ikisinin beraberliğinden üçüncü bir kişi zuhur ediyor neredeyse. Bütünleşmiş üçüncü bir kişi. Diyelim ki Zehra ile Mehmet olsun. Biri Zehra, biri Mehmet. Aha. Üçüncü bir kişi ne oluyor? Zehme oluyor mesela ya da Mehze oluyor. Birleşiyor. Artık o kendilerinin dışında ortak, yani bir çocuk doğurmak gibi değil. Bilinç ve enerji olarak üçüncü bir kişide buluşmuş oluyorlar. Nitekim
uzun süre evli olan, birbirlerini seven, anlayan çiftlerde bir süre sonra birbirlerine çok benzemeye başlar. Yani Evet. sima olarak çok benzer. Çok şaşırtıcı bu. Nasıl oluyor ki bu? Şimdi bakın, sima dediğimiz şey, bunu şimdi kadınlar daha iyi bilir. Hele eski kadınlar, mesela diyelim ki kadın kocasını çok seviyor. Çocuğunun kocasına benzemesi için sima olarak hamileliği sırasında kocasına bakar, uyku sırasında falan. Ve çocuk babasına benzer. Neden? Ne yapıyor kadın? Aslında resmediyor kafasında. Kafasında resmediyor, çocuk oluşumunda elindeki o resme bakarak neredeyse kendini oluşturuyor. Vay, sen hocam iri dokuantı mı kullanıyor aslında bilmeden? Biraz öyle tabii. Yani iri de kuant derken, mesela kuantum bakış diye bir kavram var. Bunu ben değil, bir şey vardı, nörolog bir beyefendi vardı, şimdi ismini, Nusret Kaya, vefat etti kendisi. Bakışla etki göndermeye o kuantum bakış adını vermiş kitabında. Ben de bunu çok beğendim. Yani eskilerin nazar dediği şey kuantum bakıştır aslında. Yani bakışla niyet ve istek göndermek gibi. Şimdi çocuğun oluşumu sırasında bu isteği gönderdiğin zaman, ya da erkek mesela karısını çok seviyor. Mesela yüzünü çok beğeniyor. Zaten o kafasında eşinin yüzü kafasında zaten mevcut, zihninde hologram olarak mevcut. Dolayısıyla o mevcudiyet onun spermlerine aktarılıyor bir yerde. Mesela benim annem şeyden duymuş birilerinden, işte bir yerden bir şey çalar da, küçük bir şey böyle, o çaldıktan sonra parmağını herhangi bir yerine böyle dokundurursan orada leke oluşur diye. O zaman genç bir kadın, yani deneyim demiş, zeytin çalmış bir yerden. Parmağın ucunu şöyle göbeğinin yanına dokundurmuş. Ve ben doğduğumda orada resmen siyah bir şey vardır, hafif kahverengi siyah karışım parmak izi vardır Ha, çok göbeğimin acayip. sol tarafında. Ben bir doğuyorum, kadın şaşırıyor. Allah Allah, nasıl oldu? Bak, niyet, yani işte kuantum bakış oradaki izi oluşturuyor ama kendi göbeğine dokunuyor. Bu bakış, kuantum bakışı, göz irisi, iris, yani gözün iris kısmı harita gibidir. Çok gariptir. Orada lekeler, hani güneşe de benzer biraz. Lekeler, aydınlık, karanlık taraflar, işte farklı farklı, ve merkezde biliyorsun göz bebeği vardır. Göz bebeğinden aşağı dışarı doğru açılan çizgiler vardır. Aslında onun tümü İnsanın kişilik barkodudur aslında. Kişilik barkodu. Tüm negatif inançların, duyguların, karakterin kodlandığı şeydir iris. Ondan sonra ben öyle düşünüyorum. Belli bir niyet gözeterek oraya bir kuantum bakış yaptığınızda, işte niyet gözetmek çok önemli. Niyet, amaç ve belli bir bilgiyle oraya bir bakış attığınızda, zaten nazar deyin, nazar bakış demek zaten, ya da kuantum bakış deyin, orada göz irisi üzerinden o kişinin negatif duygu ve inançlarını nötrleme yapabiliyorsunuz. Bunu yapıp yapmadığımızı anlamanın da bir yolu var tabii. Yani hadi ben bu kuantum bakışı yaptım, hadi ben işte nötrledim falan, ne olmuyor o işler. Bir de ayrıca sinesiyoloji dediğimiz bir şey var. Kol testi dediğimiz bir işlem var. Onunla da bu inancının ya da negatif duygusunun geçip geçmediğini anlıyorsun. Mesela az önce konuştuğumuz konuyla, bütün erkekler öküzdür dedi. Sen öküze yaklaşmak, hayvana yaklaşmak ister misin? Evet, alt beynin
güvende olmak için böyle bir şey yapar. Ama üst beynin ve bilincin böyle bir şey istemez. Normal, normal Tamam, de. bir yetişkin, bir erkek ister yani. Evet, şimdi Yetişkin. bunu hani güçlü olmakla hayvan olmak aynı şeyler değil. Tabii. Kol testiyle buna baktığın zaman, söylediğin zaman onu kontrol edebiliyorsun. Yani işlemi yapmadan önce bu inanca bakıyorsun. O inancın bedende hala var olduğu çıkıyor. İri de kuantum uyguladığında tekrar bakıyorsun, nötrlenmiş oluyor. Sonra ikinci kontrol ne? O kişinin hayatındaki değişimleri de kontrol ediyorsun. Değişimler başlıyor. Çünkü diyelim ki o şikayetle size gelmiş. Ya da mesela bütün erkekler aldatır inancı var. Anlattı hayat hikayesini. Bakıyorsun annesi de aynı fikre sahip, kendisi de. Ve hayatındaki kalıplar erkeklerin kendisini aldatmasıyla alakalı. 1, 2, 3 hep böyle oluyor. Kol testi yaptın. O çıktı. Bir uygulama yapıyorsun, değişiyor. Kol testi yapıyorsun, düşüyor. Yani ona inanmadığı artık ona inanmadığı çıktığı an ne olmuş oluyor? Negatif kalıp Kırılmış nötrlenmiş oluyor. oluyor. Artık bütün erkekler aldatır diye inanmadığı ve düşünmediği için hayatına kendisini aldatacak erkekleri çekmiyor. Mesela. Bunun yanında ilişkilerde en önemli şey ne? Kadınsan eğer kadınlığınla gurur duymak, onaylamak, cinselliğinle gurur duymak ve onay, haz almaktan korkmamak. Bu da mesela çok büyük problem insanlarda. Ama özellikle kadınlarda. Çünkü kadınlara erkeklerden uzak durmaları isteniyor. Sanki cinsellik erkeklerin kadın istemediği halde ondan bir şey alması, çalması ile ilgili bir şeymiş. Faydalanma gibi. Yani erkek kadından faydalanıyor. Kadın faydalanan, yani kendisinden fayda sağlanan biri haline geliyor. Sanki kendisi hiç faydalanmıyor. Kendisi hiç zevk almıyor. O, yani böyle düşündüğü zaman otomatik olarak bilinçaltı seksten zevk alma komutunu, işte bu da zihin yasası işte, komutunu almış oluyor. Seksten zevk alma. Neden? Eğer bir erkekle berabersen o senden faydalanır. Kendini başkalarına kullandırma. Aynı bu lafı kullanırlar. Kendini kullandırma. Kullanma değil ki o, alışveriş. Enerjinin beraberce yükseltilerek, bak, enerjinin beraberce yükseltilerek belli bir doyuma kavuşulması. Aç şeyi, ne derler, interneti, gir Google'a, seksin faydaları diye o kadar çok madde göreceksin ki şaşıracaksın. Sağlıkla ilgili, ruh sağlığı ilgili, kendine güvenle ilgili, hormonlarla ilgili, kaslarla ilgili. O kadar çok faydası var ki seksin. Kendini sevmekle ilgili. Bu ne demek? Cinselliği bu şekilde özgürce ve rahat bir şekilde yaşayamazsan bunların tam tersi olur demek. Özgüven gider. Sağlık gider. Hormonlar doğru düz çalışmaz. İnsan hantallaşır, pıhtılaşır, ertekleşir. Pıhtılaşır diyorum. ondan sonra kendini sevmemeye başlar, kendinden nefret etmeye başlar. O yüzden bu da çok önemli bir şey. Bunların hepsi insanın bilinç altında bir nevi yazılım olarak, bir program yazılımı gibi tek tek mevcuttur ve bunlar çıkarılabilir. Nasıl çıkarılır? Çok basit. Kişinin kendi hayatından. Kendi hayatını uzun uzun anlatmasına gerek yok. Birkaç soru Peki sordum. hocam, siz bize birkaç soru sorsanız da biz kendi hayatımızı bir yoklasak. Mesela izleyenler, video izleyenler ne Evet. durumlardayız? Tamam. Ne dersiniz? Önce evli mi, bekar mı? Sonra eşiyle ilişkisi nasıl, evliyse? Ha. Sonra cinsel ilişkisi nasıl gidiyor? Yani mesela genellikle şeyler, iyi, normal, herkes gibi. Eğer böyle diyorsa o iyi değildir. Farkında değil. Rutin yani. Zaten suratından bile anlaşılır. Suratı canlı değildir, neşeli değildir. Sönük ve
şeydir böyle hani yarı ölü gibidir. Aa, düzenli cinsel hayat yoksa mı kişinin? Tabii ki cildi saçları parlak değildir, cildi öyledir, hafif depresiftir. O hemen belli olur zaten. Arkasından mesela işte demin söylemiştim, işte evliydim, boşandım. 3 kere evlendim, boşandım diyor mesela. Demek ki erkeği itiyor. Sonra bir diğeri de sevilmeye izin vermek. İnsanlar genellikle nasıl cinselliği kötü bir şey zannediyorsa, sevilmeyi ve sevmeyi de maalesef sevmeyi ve sevilmeyi de kötü bir şey zannediyor. Sevilmek niye kötü sanılsın ya hocam? Herkes sevilmek Bu ister. İstemez mi? çok mantıklı. Tabii canım. Sen mantıklı bir şey söylüyorsun. Doğru bir şey söylüyorsun. Ama alt beyin öyle çalışmaz. Seni sevdiğini söyleyen kişi seni kullanıp sömürdüyse, ara sıra seni dövüyorsa, arkasından da seni sevdiğim için dövüyorum diyorsa ya da istemediğin şeyleri yapma konusunda seni zorluyorsa, baskı yapıyorsa, sonra da ben seni seviyorum, senin iyiliğini istiyorum diyorsa. Yalan söylüyor, sevmiyorsa demektir. Ama onu yalan söyledi mi? Sonra anlarız. Çocukken anlamayız ki onu. Alt beyin anlamaz. Çocukluğunda da öyleyse, Tabii. ha, sevilmek eşittir kötüdür, en iyisi ben sevilmeyeyim. Evet. Aman ben sevilmeyeyim diyor. Ondan sonra da yana yakıla sevilmek istiyor. Kimse beni sevmedi diyor. Çünkü sen sevmekten korkuyorsun. Sevilmekten. Bir de sevmekten korkanlar var. Mesela sevmek bir şeyi arzu etmek, istemek, onu elde ettikten sonra hissedilen aslında sevinç duygusudur. Sevmekle sevinç duygusu aynı şeydir aslında. Bu sefer de o kişi sevinç duyacağı şeyleri asla yapmıyor, korkuyor. Seyahate çıkacak, engel çıkartıyor. Başarılı olacak, engel çıkartıyor. Sevinecek ya. Sevdiği şeyleri yapmıyor, sevdiği şeyleri almıyor, seveceği insanlarla birlikte olmuyor. Sonra da şöyle Ay, bu diyor. nasıl bir eziyet? Çok büyük eziyet bu ya, Şenol Hocam. Tabii canım, insan şimdi şey vardır. İnsan kendine zulmeder diye vardır Kur'an'da mesela. Biz kimseye zulmetmeyiz diyor. Siz kendi kendinize zulmediyorsunuz. İşte zulüm bu. Nefsine zulmetmek. Tam da bu işte. Tam da bu. Çok basit. Suya ihtiyacın var. Su içmen lazım ama suyun kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Artık bunu en temel bir şeye indirgeyerek söylüyorum ki tam anlaşılsın diye. Ekmeğe ihtiyacın var. Yiyemiyorsun. Çünkü ekmeğin. Şimdi sevgi ekmekten, sudan, havadan, oksijenden daha bize şart olan, gerekli olan bir şey. Sevgi. Önce kendimizi sevmek. Kendini sevmek diyorsun. Diyor ki kendini seven egoisttir diyor. Ego bencil olur diyor falan. Ya kardeşim benciller, narsistler kendini sevmezler. Onun için narsist ve bencildirler ya. Ama toplum sana kendini sevmenin iyi bir şey olmadığını anlatır ve söyler. Bu konuda çok düşünmemiştir. Egosu yüksek dediğimiz zaman hep ben diye dolaşan bir şey olduğunu zanneder. Başkasını sürekli önceleyen kişiler de egolu kişilerdir. Neden? Çünkü kendisini düşünmenin, kendisinin iyiliğini istemenin hatta kendi iyiliğini istemenin bile kötü bir şey olduğuna inandırılmışlardır. Bak ne acı değil mi? Acı. İşte o bu zulüm oluyor. İki şeyden nefret edilmeyi öğretiliyor. Hayattan, kendinden, hadi üçüncüyü de katalım. Hayatın nimetlerinden ve bazı insanlardan. Geriye ne kaldı? Yani yaratıcı bizi yaratmış, kendinden bütün üstün özelliklerle donatmış. Bir de keyif alacağımız, mutlu olacağımız, kendi tanrısallığımızı deneyerek oluşturacağımız bir laboratuvar gibi bize bir oyun bahçesi oluşturmuş. Sen diyorsun ki ben hepsinden nefret ediyorum.
O zaman Tanrı'dan nefret ediyorsun. Yani bir baba çocuğuna oyuncak aldı. Çocuk dedi ki oyuncaktan nefret ediyorum. Bir baba çocuğuna kıyafet aldı. Kıyafetten nefret. Bir baba çocuğunu iyi bir okula götürdü. Ben bu okula gitmekten nefret ediyorum. Aslında kimden etmiş olur? Babasından değil mi? Hayatı ve kendini, başka insanları, dünyanın nimetlerini reddettiğin zaman sen Tanrı'yı reddetmiş oluyorsun. Biz Tanrı'yı reddetmiş oluruz o zaman. Ve Tam tersi şöyle bir durum. asla mutlu olamıyorsun temel olarak. Tabii ki mutluluğun bile kötü bir şey olduğu söyleniyor. Zannediliyor ki dünyada bütün nimetler böyle gözünün önünden geçecek, işkenceci birisi böyle şey yapıyor. Asla böyle onu istemeyeceksin falan. Hayır, ben istemiyorum. Ondan nefret ediyorum. Aferin evladım. Hadi bakalım. Seni cennete alıyorum. Olayı bu şekilde, olay değiştiriliyor. Buradaki amaç bu nimetleri kullanırken her nimetin bir sınırı var ve süresi var. Son kullanma tarihi var yani. O kadar. Günde 24 saat seks yapamazsın. Günde 24 saat yemek yiyemezsin. Sürekli kahkaha atamazsın. Bak, her şeyin sınırı var. Ama sevginin ve bilginin sınırı yok işte. O sonsuz. Yani bedensel hazlar sınırlı çünkü beden sınırlı. Ruhsal hazlar sınırsız çünkü ruh sınırsız. Onun için dünya nimetleri derken kastedilen şey bedensel, maddi nimetler. Onlardan yararlanacaksın. Gözün orada kalmayacak yani. Gözün orada kalmayacak. Onların üstüne çıkacaksın. Bu sefer neyle, nasıl kullanırsın onu? Hani bazen biz şeye gideriz ya, benim başıma geldi mesela. Açık büfe oteller vardır. Yani istediğin yemeği dolduruyorsun ya. Allah'ım, millet nasıl saldırıyor? Tabağını dolduruyor, ondan sonra gidiyor tekrar koşa koşa dönüyor, tatlıları koşa koşa dönüyor, meyveler falan. Bir gün, 2 gün, 3 gün bakıyorsun tabağın çoğu kalmış. Sonra gözün doyuyor, gözün tabağına bir süre sonra yiyeceğin kadar yemek koyuyorsun. İşte dünyaya doymak bu. İhtiyacın kadar. Bir tanesi diyor ki mesela, hocam diyor, benim hayatım diyor çalışmakla geçiyor diyor. Daha doğrusu kendisi söylemiyor da yanındaki karısı. Ben diyor çok çalışıyorum, yoruluyorum diyor. Ondan sonra biraz diyor çokça. Ne birazı diyor, karısı atlıyor. 24 saat işinle diyor. Gece yarısı saat 1'de diyor. Telefon açıyor, yanında çalışanlara sorular soruyor diyor. Onu yaptınız mı, bunu yaptınız mı falan. Onları da çalıştırıyormuş. Neden? Çünkü para kazanmayla ilgili bir açlığı var. Tatminsizliği var. Ona aç. Çünkü parayı öyle bir şeye koymuş ki zannediyor ki belli bir miktar, belli bir miktar da yok. Onu kazanırsa ancak mutlu olacağını zannediyor. Öyle bir şey yok. Şeyin bir Uri Geller'in bir gösterisine gitmiştim. Orada kendisi bir şey itiraf etti. Hatta bir ara ben onun fotoğrafını da görmüştüm. Uri Geller çok şişmanladı falan diyor. O bir çöp gibi bir adamdır. Uri Geller zayıf bir adamdır. Diyor ki ben bir zamanlar bir baktım diyor, arabadan falan inememeye başladım. Çok kilo aldığımı diyor fark ettim diyor. Sonra diyor çok yemek, yani ünlü ve zengin olunca çok yemek yemeye başlamış. Tabii çok da zeki bir adam, kendine terapi yapmış, yani regresyon yapmış. Biz küçükken diyor çok açlık çekmiştik diyor. Benim aklım o açlık zamanlarında kalmış. Param olunca da habire yedim diyor. İçimdeki çocuk aç kalmış, onu hissettim diyor. Ve bunu fark ettiğim anda diyor yine ben doyuyordum, yemek yemeyi bırakıyordum diyor. İşte bunun gibi aynı şekilde karşı cinsten uzak tutulan, onunla işte beraber olma, flört etme, arkadaşlık kurma konusunda sürekli baskı gören kişilerde gözünde o kadar büyütüyor ki onu. Karşı cinsi çok büyütüyor, seksi çok büyütüyor. Ona öyle
öyle bir yer veriyor ki kafasında, sanki dünyada en önemli şey o. Olduğundan daha fazla değer veriyor işte. O zaman her şey zamanında, yaşandığında, yeme içmede olsun, arkadaşlık ilişkisi, zenginlik, zamanında yaşandığında böyle bir ihtirasa dönüşmüyor. Aşırı bir bağımlılığa dönüşmüyor o zaman. Mesela diyelim ki çok sigara içmek bir şey duygusuyla, tatminsizlik duygusuyla alakalı bir şeydir. Yani bir paket içer, sonra onu ikiye çıkartır, sonra onu üçe çıkartır. Bir tatmin olmaz yani. Onu böyle emzik gibi kullanmaya başlar. Farkında bile değildir. Yani sigara mı içiyor, emzik mi emiyor, farkında bile değildir. Çünkü tatminsiz. Ben mesela uzun süre annemden meme emmeyi bırakmamışım. Bayağı uzun, bir yaşmışım, hatırlamıyorum yaşı. Annem şey yapmış, böyle koyun kılı bağlamış da, hani o şekilde. Neden? Demek ki bir doymamışlık var yani. Çünkü anne sütü, eğer o sütün içinde onun sevgisi yoksa, annenin sevgisi, çocuğu tatmin etmiyor. Çocuk doymuyor onunla. Miktarla ilgili bir şey değil o. Miktarla ilgili değil, sevgiyle alakalı bir şey. Eğer seviyorsan, seviliyorsan çabuk doyarsın. Cinsellikte de öyle. Para kazanma hırsında da aynı şey. Şimdi bu kol testi dediğimiz şey, inançları kontrol etme konusunda çok önemli bir olay. O testi yaratıcı... de öğreteceksiniz değil mi? Onu öğreteceğim tabii. Bütün inceliklerini, bütün detaylarını, soru cevaplara da bakarak, çünkü öğrenme süreci içinde insanların aklına bir sürü şey takılıyor. Yani şu anda mesela benim aklıma gelmeyen, anlatmadığım. Eğitimde de hatta bazen bir kere söyleyip geçiyorum, onu anlamıyor falan. Ondan sonra uygulamayı yaparken soru geliyor aklına, onları bütün detaylarıyla şey yapacağız, anlatacağız, öğreteceğiz. Ve yaratılış frekansında da aynı şey geçerli. Yaratılış frekansında bu en son İstanbul şeyinde, atölyesinde onu kullandım mesela. Canlı, diri diri kullandım. Neyi hocam? Yaratılış frekansını, örneğini yaptım bol. Ha. Dolayısıyla yaratılış herkesin frekansına da kol testini kullanacağız. Tabii yani. Her ikisine. Oldu mu olmadı diye. De, tabii ki. Her ikisine de kol testi yapmak lazım. Bir de bazı durumlarda şey oluyor, babası ya da annesi, hani annesi erkek çocuğuna, babası da kız çocuğuna öyle olağanüstü davranıyor ki, öyle olağanüstü davranıyor ki, kuş sütüyle beslerim seni var ya, Tarkan'ın şarkısı. Bir de şey var, seni pamuklara sarmalar sararım. Öyle bitiyor yani çocuğuna. Tamam. Sonra kafasında şöyle bir şey oluşuyor. Beni babamdan başka kimse sevmez. Hatta kimse bu kadar ve böyle sevmez. Zaten adamın niyeti de ona sevgi verirken bunu düşünmesini sağlamak. Çünkü kızının gözünde o ölümsüz olmak istiyor neredeyse. Başka bir erkeğe gitmesin, ona bakmasın istediği için bu şekilde davranıyor. Ya da annesi, bu böyle çok Reels videolarına da şey yapmıştır bu. Orada da çok kullanılır. Annesi çocuğuna sürekli, erkek çocuğuna bebek muamelesi yapıyor. İşte oğlum üşüdün mü? Bak sana kazanı getirdim. Ne yemek istersin? Hadi bak en sevdiğin yemeği yaptım. Paraya ihtiyacın var mı? Al bak cebine para koydu. Ne oluyor? Çocuk büyüyemiyor. Olgunlaşamıyor. Olgunlaşmayan bir birey asla aşık olamaz. Ancak bağımlı olur. Çocuk. Çok güzel bu. Olgunlaşmayan bir birey asla aşık olamaz. Bağımlı olur. Anne memesi arayan bir bebek gibi davranır o. Görünüşte kocaman
zamandır. Nasıl anlaşılır? Talepleri sonsuzdur, bitmez. Üstelik mantıksız talepleri vardır. Bir tanesi yerine getirmeye görsün, küser, karşı tarafı suçlar, kendisi hiçbir şey vermek istemez. Kendisi ilgilenmek istemez, kendisi sevmek istemez, anlamak istemez, zaman ayırmak istemez. Her şeyi sen ona yapacaksın, ister. Bu olgunlaşmayan, çünkü hala bebek... birey mi hocam? Olgunlaşmayan birey, tabii. Olgunlaşmayan, tabii. Birey. O bireyin aşk dediği şey, aha ben babamı buldum, aha ben annemi buldum, artık tamam. Hani tekrar bebekliğimi sürdürebilirim. Tekrar bebek olurum değil. Bebek olmaya devam ederim aslında. Olgunlaşmayan bir bireyin ne sevgisi sevgidir, ne aşkı aşktır. Ne de cinselliği cinselliktir. Çünkü cinsellikte de alma vermenin beraber olması lazım. Beraber. Sen zevk alırsan kalacaksan, alırsan karşı tarafa da zevk vereceksin. Onu da düşüneceksin. Eğer karşı tarafı bir eşya gibi kullanırsan, bir et parçası gibi kullanırsan, orada sen, yani sen de aslında tam zevk alamazsın, o da alamaz. Ne olur? Araya soğukluk girer. Bütünleşme yok. Olmaz. Dolayısıyla olgun olmayan birey bütünleşemez. Peki olgun olmanın işareti nedir? Olgun bir kişi nereden anlaşılır? Şuradan anlaşılır. Bir kere hep karşıdan beklemez. Kendisi de o kişiyi düşünür, o kişi için bir şeyler yapmak ister ama sonsuz değil. Karşıdakini bebek yerine koyarak seven kişiler de vardır. Aslında onun ne yapmasını istiyor? Annesinin bıraktığı mirası kendisi de devralacak, ona annelik yapacak adama. Şimdi adam da büyümek istemiyor ya, ona annelik yapacak. Ya da kadın büyümek istemiyor, kadının babası olacak. O hep isteyecek, bu hep verecek. Ama karşılığında ne var? Bir bağımlılık var. Atıyorum bir süre sonra diyecek ki, arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum. Şu kıyafeti giyme. İşte akşam bu saatten sonra geri gör. Şu kursa gitmek gitmeni istemiyorum. Onunla görüşme falan demeye başlayacak. Al sana aşk. Tabii. O zaman... Buna o aşk ismini verebilir. Öbürü de aşk ismini verebilir. Bu ne ilişkisidir? Efendi köle ilişkisidir. Aşkta iki eşit insanın ilişkisi vardır. Biri diğerine efendilik taslamaz. O da ona kurban gibi, köle gibi davranmaz. Ben senin kölen gibi davranmaz. İlişkilerde çoğunlukla birisi köleliği, öbürü efendiliği seçer. Biri kullanır, öbürü kullanılır. Biri yönetir, öbürü yönetilir. İkisi de memnundur aslında. Alan da razıdır, veren de razıdır. Sadomazoist bir ilişkidir bu. Sadomazo. Peki Serhan Hocam, yani o zaman öncelikli olarak biz kendi sorunlarımızı çözdüysek olgun bir bilinçteki biriyle ilişki yaşamamız tabii lazım ki aşka dönüşsün. Tabii. Önce kendim... Ben karşımdaki olgun bir bilinçte mi değil mi? Bir iki böyle denemeyle nasıl anlarım? Çok basit. Çok basit. Adam 40 yaşında diyeyim, 30 yaşında, 25 yaşında neyse. Tamam. Sürekli ailesiyle görüşüyor mu? Sürekli. Telefonda, saatlerce. Ha. Bu görüşmeler en küçük detayları veriyormuş. Şuraya gittim, bununla konuştum, bunu yaptım. Sonra onlara fikir soruyor mu? Bunu böyle yapayım mı? Şunu. Onlar ona fikir veriyorlar mı? Yönlendiriyorlar mı? Sonra en ufak bir şeyde küsüyor, kırılıyor, kenara çekiliyor mu? Tabii. Küsüp kırılıp konuşmamayı tercih ediyor mu? Bu da büyümemiş olmanın bir işareti. Bu fikir alma meselesi sadece aileden değil, arkadaştan falan da olabilir. Fikre ihtiyaç duyuyor mu yani? Onlar aileye bağımlıdırlar. Aileye bağımlıdırlar. Ailende bir sürü başı vardır. Ya annedir ya babadır. Genellikle anne olur. Anne herkesi yönetmek ister. Nereye gideceksin, ne yapacaksın, evine hangi eşyaları alacaksın, kimle görür, hepsini o belirler. Karşı tarafta zaten buna hazırdır, teşnedir. Çünkü o olgunlaşmak istemez. Bir diğeri olgunlaşma
yani insanların özelliği derin konularda düşünmeyi sevmezler. Derinliğe inmezler. Ne demek derin konu? Efendim, biz bu dünyada niçin varız? Öldükten sonra nereye gideceğiz? Biz bedenden mi ibaretiz? Gibi konular. Zaten bunlar konuşulmaya başlayınca sıkılıyor, esniyorsa, eğer meraklıysa kişi, meraklıysa, sonra olgunlaşmamış kişi verebilecek hiçbir şeyin olmadığını iddia eder, yeteneğini kullanmaz. Yeteneğini kullan deyince de şöyle yapar. Ben yeteneğimin ne olduğunu bilmiyorum ki. Bu şu demektir, bilmeye de niyetim yok. Olgunlaşmamış kişi sürekli bilmiyorum, anlamıyorum ve yapamıyorum üçlüsünü kullanır. Bilmiyorum, anlamıyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum, aynen. Yani pes. Olgunlaşmamış kişi mutlaka suçlayacak birisini bulur. Çocukluğuyla ilgili ya da şimdiki dönemle ilgili sürekli kafayı birisine takar. Ve ha, babam onu, onu sorumlu tutar. O senin bana yüzünden bunu yapmıyor. Evet, falan senin falan. Yüzünden, onun yüzünden. O bana bunu yaptı, bu bana şunu yaptı diye. Ben ona şeytan psikolojisi diyorum. Neden? Oğlan şu anda şeytan. Şeytan da aynı kafada çünkü. Bak, şeytan aynı kafada. Ne diyor? Tanrı soruyor. Sen mi ayarttın Adem'i diyor. Sen mi onun cennetten çıkmasını sağladın? Yani senin yüzünden mi oldu? O diyor ki evet ayarttım ama sen istemeseydin olmazdı. Senin yüzünden diyor. İşte onun için biz şeytan azapta gerek diyoruz. Neden? Sorumluluk almadığı için. Sorumluluk almayan, olgunlaşmayan kişi azaba mahkumdur kardeşim. Kaç kardeşim oradan? Ne aşk olur ne sevgi olur. Hiçbir şey olmaz. O kişi de aşk da olmaz sevgi. O şuna bakar. Ben bunu ne kadar kullanırım? Türkse bu böyle söyler. İngilizse I İngilizce düşünür. Ben bunu ne kadar? Japonsa aynı şekilde. Japonca düşünür ama özeti şudur. Ben bunu ne kadar ve nasıl? Nereye kadar kullanabilirim? Ve kullanmam için ne yapmam, nasıl davranmam gerekiyor? Suçlama, kendini acındırma, tehdit, cezalandırma gibi şeyler. Bunlar psikoloji kitaplarında zaten görürsün. Ama böyle olduğunda efendi ve köle ilişkisinden birini seçmek zorunda değilsin. Yani birine efendilik yapmak, birinin kölesi olmak. Eşit olacaksın. Eşit. Ne kullanmaya ihtiyacın var, ne kullanılmaya. Şimdi başkasına aşırı iyilik yapmak da bir nevi kendini kullandırmak ya. Hı hı. İşte diyor ki ben onun için her şeyimi yaptım, saçımı süpürge ettim. Bir beklentim var çünkü. Olgunlaşmak istemiyorsun. Karşılığında onun da sana aynı şeyi yapmasını istiyorsun çünkü. Niyetin iyi değil ki. Öyle bir iyilik zaten gerçek iyilik değil. İyiliği iyi yapmak lazım. Yani gerçek iyiliğin ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. Ancak olgunlaşmış kişi gerçek iyiliğin ne olduğunu bilir. Olgunlaşmamış kişi sömürmek için iyi gibi gözüküyor. Bir nevi rüşvet verir. Mesela Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki tüccarın ibadeti diyor şeydir. İşte benden istediğini yapayım, namaz kılayım ya da işte ibadetlerimi yapayım. Sen de bana bunu ver falan. Allah'la pazarlık yani. Benim hayatımda daha çok para kazanmam için gerekeni yap. Mesela malın mülküm çok olsun. Korkağın diyor ibadeti şudur. Aman ben ibadetlerimi yapayım, sen beni cehenneme atma. Yeter ki. Özgür insanın ibadeti diyor. Bunların hiçbiri değildir. Çünkü sen Tanrı'ya yaranmak için yapmıyorsun. Kendin için yapıyorsun. Tanrı senden kendin için iyi olan bir şeyi ister. Senin kendin için. Yoksa Tanrı'nın öyle bir şey ihtiyacı yok zaten. Niye kendisi için bir şey istesin? Çünkü bizim kafamızdaki Tanrı ilişkilerde sadomazo ilişkisindeki
ilişki tarzının aynısını Tanrı ile olan ilişkiye yansıtıyoruz. Anlamıyoruz ki Tanrı bizi nasıl sever, bilmiyoruz. Onun karşısında mazoist bir tavır sergiliyoruz. Bak ben de istediklerini yapıyorum, sen de beni cennetine alırsın değil mi? Onun için Yunus Emre diyor ki cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni diyor işte. Yunus Emre özgür olmuş. Onun ibadeti özgür insan ibadeti. Şimdi ilişkide de böyle. Aynı. O zaman gerçek aşk olur. Gerçek aşkta bir şey daha. Sürekli yapış yapış 24 saat yan yana bulunmak, birbirinin kopyası ikizler gibi olmak, aynı şeyi düşünmek, aynı şeyleri yapmak değildir. Demek değildir. Bir mesafe, bir aralık olması lazım. Senin kendine ait bir hayatın, bir düzeninin, onun da kendine ait bir zamanı ve hayatı olması lazım. Böyle ve arada bir boşluk olması lazım. Kendisi olmayan bir sevgi, aşk ilişkisi kuramaz ki. Birçok yalnızlıktan korktuğu için sürekli yapış yapış dolaşıyor. Aslında kendisiyle baş başa kalmaktan korkuyor. Tabii o da var. Kendisiyle baş başa kalman için. İçin bak, çok güzel cümlenin içini açalım. Kendinle baş başa. Kendin yoksa, bireysel olmazsan kendin olmazsın. Yalnız kaldığı an içindeki boşlukla karşılaşıyor. Orada kimse yok. Ödü patlıyor. Hemen komşuyu çağırıyor. Hemen telefon açıyor. Hemen bir gruba katılıyor. Hemen kalabalıklara karışıyor. Kendi kendine diyoruz ya. Kendisi yok. Bir anda yalnızlığında bunu fark ediyor. Ya diyor ben yokum, kendimi hissetmiyorum. Müthiş bir korku, panik ve yalnızlık duygusu oluşuyor. Korku, panik oluşuyor. Halbuki kendi bireyselliğini elde etmiş, varlığını hissetmiş birisi özellikle yalnızlığını arar. Sık sık. Özellikle bunu arar. Bundan suçluluk duymaz. Diğeri suçluluk duyar. Yalnız kaldı diye. Yalnız kaldı diye. Kendisi için bir şey yaptığı zaman, sadece kendi istediği, sevdiği bir şey yaptığı zaman, yaptığı için kendini çok kötü hisseder. Çünkü ona böyle empoze edilmiştir. Ne yapıyorsan beraber yapacaksın falan. Yani ben şöyle özetledim Şenol Hocam kafamda. Birincisi birey olarak var ol. İkincisi olgun bir birey olduğunla çalış. Olgun musun değil misin? Önce bir kendine bak. Sonra karşında da olgun, yetişkin bir birey var mı ona bak. Sonra neden gerçek aşk olmasın? Evet evet. Şimdi bu senin söylemlerin doğru fakat cümlede sürekli ona bak diyorsun. Karşı tarafa bak diyorsun ya. Kendime de bak. Sanki bir başkası sen bana uygun mu diye. Ha, kendini kontrol ettiğin zaman o kişi zaten kapını çalar. Hangi adres? Hani var ya aşk kaç beden giyer diye bir şarkı var. Ben oradan ilham gelmişti. Hangi adres? Senin kendi adresin. Gerçek varlığının adresinin kapısını çalar. O kişi gelir sana. Çünkü sen ne yaptın? Belli kendinde bir şey yarattın değil mi? Kişilik oluşturdun. Olgun bir kişilik. Kendine ve kendi cinsiyetine ve karşı cinsiyetine saygı duyan, hayatı seven, cinselliğinden, seksten korkmayan, olgunlaşmış birisi. O zaman ne olur? Karşıda aynı senin gibi birisi hayatına dahil olur kardeşim. Sen neysen hayatına girecek kişi de odur. Hiç şeksiz şüphesiz. Ne eksik ne fazla. Ya da tersini söyleyelim. Hayatına kim giriyorsa o tam da sana uygun birisidir. Sen ondan şikayet mi ediyorsun? O zaman kendini düzelteceksin. Yani kendinle ilgileneceksin.
bu saydığımız şeylerden ötürü. Ben bu süreçlerin çoğunu yaşadım. Onun için yani bazıları şey diyor, işte siz tabii ki şanslısınız ya da tuzunuzu kurutmuşsunuz. Sizin tuzunuz kuru falan. Ben bu bütün bağımlılık ilişkilerinden, çocuk gibi aşk dilenmekten, hepsinden geçmişim zaten. Yalnız kalınca sokakta kalmış bir köpek yavrusu gibi hissetmekten, bütün o süreçlerden geçmişim yani. İyi biliyorum. Tabii. Bayılıyorum size. Yani aynen. Hepsini yaşadım diyorsunuz Şenol E Hocam. tabii Boşuna ki. E, anlatmıyoruz. tabii ki. Yani bu böyle kendiliğinden gökten zembille öyle inmiyorsun. Çünkü hepimiz bu toplumun içindeyiz. Ama öyle olabiliriz demek istiyorum yani. Bir de ben o şeylerden geçmesem nasıl bu kadar anlatacağım, net bileceğim olayı? Ya ama belki bir kısımda geçmeden bunları idrak edip yürüyecek. Ne güzel, yollar hızlanır belki. Belli mi olur yani? Vallahi bu işte belli bir olgunluk çağında oluyor bu işler. Şimdi bizi de izleyen, dinleyenlerin yaşı zaten o olgunluk çağına denk geliyordur mutlaka. Yani 13, 15, 18, 25 Tabii. yaşındaki kişiler değil henüz. Ancak belli bir 40 yaşlarına falan gelecek de ben ne yapıyorum ya diyecek, ne oluyor benim hayatımda ya da bütün bunlar niçin oluyor diye sormaya başlayacak. E o da işte olgunluk çağı olmuş oluyor. Güzel, güzel çağlar. Evet, güzel. Kıymetini bilelim inşallah. Tabii, bol kesinlikle. Katkısı olsun Şenol Hocam, dinleyen Amin, herkese. amin. Ben Ben hep sizinle şey söyledim. yaptığım her yayında mutlaka bir şeylerin farkındalığıyla ayrılıyorum. Çok seviyorum sizinle yayın yapmayı. Sağ olun. Eminim Teşekkürler. bu izleyenler için de öyle oldu. Siz bir şey söylüyordunuz ama. Diyorum ki ben hep tekrar ederim bunu. Hayat böyledir diye olumsuz şeylere razı gelmeyin. Mesela yalnızlığa, sevgisizliğe, aşksızlığa, işte hayatında kimse yok. E ne yapalım, benim de kaderim buymuş demeye razı gelmeyin. Fakirliğe razı gelmeyin, yoksulluğa, sürekli borç içinde yaşamaya razı gelmeyin. Bunu değiştirebilirsiniz. Sonra hastalıklara razı gelmeyin. Hastalıklar. Bunu değiştirebilirsiniz. Hepsi neyle alakalı çünkü? Değiştirebilirsiniz diyorum bu kadar emin bir şekilde. Onları yaratan kimdi? Sizdiniz. O halde onları kim çözer? Siz. Dolayısıyla sorunlar çözülmeye çalışılmaz. Kişi kendinle buluşmaya davet edilir. Kendini bulduğu zaman, kendini sevdiği zaman sorunlar, bu insanın üstünde böyle çamur lekeleri kuruyunca böyle pıt 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 dökülür ya hepsi, ya da tozlar böyle. Şöyle şöyle yaparsın. Ya da yapraklar böyle gelmiştir. Şöyle şöyle yaparsın. Gider ya. Aynı onun gibi. Onlar sana ait şeyler değil. Hepsi gider. Onun için kötülüğe, yanlışa, probleme razı gelmeyin.